Efendim hafta sonunu tamamlayıp pazartesine ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gururlanıyoruz çünkü FX TV ekibi her gün, her saat, her dakika yeni yorumlarla ve yeni düşüncelerle karşımıza çıkıyor. Bugün de Murat Saman'ı konuk ederken yeni düşünce ve yeni konuları konuşacağız. En yeni konuda elbette çarşamba günü saat 10 mu 10.30 mu Murat Saman? Ne var çarşamba günü onu bize bir anlat lütfen. Evet merhaba e, herkese tüm izleyenlere sevgili Kaya selamlarımızı yollayalım yine bir Pazartesine geldik e, haftaya başlıyoruz tabi e, geçen hafta yaptırımlarla uğraştık onlarla konuşacağız bence bu haftanın iki konusu var bir Fed e, çok herhalde etkileyeceğini düşünmüyorum piyasaları bizim tarafta da işte buçukta Çarşamba günü e, para ve istikrar şey para ve kur politikası sunumu var Sayın e, Naci Ağbal'ın e, e tabii e, bir yarım saat herhalde bir sunum yapacak ondan sonra da herhalde bir yarım saatte ya da biraz daha fazla şey soru cevap alacak e, orada tabii ki yani bütün o soru işaretleri işte e, 475 bas puan faiz artışı bir kerelik mi oldu e, faiz artışları devam edecek mi aralıkta faiz artışı olacak mı olmayacak mı ocağı mı ertelenecek bence bununla ilgili sorular geleceği için e, aşağı yukarı çarşamba günü e, biraz resmi göreceğiz diye düşünüyorum ben bu Olay işte şey Bugün şey. sabah saatlerinden itibaren Cuma'nın benzeri bir hareket görmemiz kurda hala yaptırım beklentisi ya da yaptırım baskısı mı? Yoksa yavaş yavaş para politikası kurulu toplantısına yaklaşırken sizi gidi sizi o IMF sıcak <laughs> paracıların Merkez Bankası'na faiz artır yoksa kur yükselir baskısı mı? Yani şöyle aslında e, biz ee, bu haftaya başlarken tabii e, yatır, yaptırımlardan e, aslında e, konuşuyorduk. Fakat yaptırım konusu e, şu anda e, bence Mart'a ertelendi. Yani Avrupa Birliği tarafında biliyorsun ma, topu e, Mart'a attık. E, ABD tarafında e, bizim bize yaptırımlar geliyor zaten bekliyorduk. E, ama 12'sinden herhalde e, en hafifi gelecek diye beklenti var piyasalarda. E, borsa hala e, yukarı doğru gitmeye başladı. 7.93 oldu kur şu andaki şu yayını çektiğimizde. Burada tabii beklenti şu Artur. E, acaba aralıkta pas geçip ocağı mı bekleyecek? E, ama ben bunu daha önce söylemiştim. Onu bile yapsa çok güçlü bir sinyal verirse yani ocakta e, güçlü bir artış sinyali verirse e, bu biraz e, kuru sakinleştirir ama... Şimdi kurdaki sorun buna hep soruyorlar yani evet Merkez Bankası faiz arttırdı 475 bas puanla ee, onun sayesinde biliyorsun bir e, senden de bir gömlek kazandık bundan sonrası için sanki sadece ya faiz arttırdı. <laughs> Daha çok değil mi? <laughs> çok çok arada senden öğrendik bunları. Bu güzel. <laughs> 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 Böyle devam. arada çok kısa şeyleri senden öğrendik yıllardır. <laughs> Bu güzeldi, devam. <laughs> sonra bundan sonrası için e, sadece Merkez Bankası faiz artışıyla her şeyin çözümleneceğini herhalde kimse beklemiyordu. Merkez Bankası faiz artışı kurun yükselişini durdurdu. Bunu haftalarca seninle konuşuyoruz. Fakat Sanamayı mesela durdurdu. Kanamayı durdurdu fakat biliyorsun döviz alımını durdurmadı. Yani işte evet. onu önceki hafta hala 3.2 milyar dolar e, döviz e, alındı. E, rezerv şey 231 milyar dolar gibi bir rekora ulaştı. Toplam döviz tevdiat hesabı toplam mevduatları oranı yüzde %54 54'e geldi. Yani rakam olarak gerçekten bir rekordayız şu anda. Kur'un kalıcı düşmesi için e, evet elbette faiz artışı gerekiyor ama... Kur'daki başka en büyük sorun Artunç bir rezerv sorunu. Yani bizim evet. bu rezerv sorunumuzu çözmemiz lazım. Yani eksi evet. 50 milyar dolara yaklaşan bir eksi bir rezerv var. Swap'ları dahil ettiğimizde yani bizim en büyük sorunumuz rezerv sorunu. Ayrıca ikincisi de şey olarak da bir güven sorunu. Yani güven. vatandaş burada e, elindeki dövizini bozmuyor. Bozma'nın sebebi enflasyonu kompanse edecek yeterince bir hala bir TL faizi yok. İkincisi de e, güven olarak yani bir güveni yok. Yani evet. e, mesela ben ne olabilir diye hep soruyorlar. İşte mesela yargı bir öyle 3-5 tane yargı kararı gelir. Hani birden güven artmaya başlar. Yani vatandaş der ki iyi tamam Merkez Bankası sıkı para politikası ciddi devam ediyor. Ayrıca işte normalleşme adımları yargı kararları e, devam edecek işte bunlar hepsi güven arttırıcı unsurlar olacaktır. Fakat bunlar gelmedikçe maalesef kurdaki baskı devam edecek Artur. Evet. Ben biraz önce kanama dedim. Gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir yarası. Yani e, biz ekonomiyi anlatırken ya da finansal piyasaları hep e, doğaya, hayata, dengeye, samimiyete vurgu yapıyoruz. Gerçekten de likidite vücuttaki kan. Şimdi o kadar fazla likidite bastık ki o yaradan açık yaradan böyle oluk oluk kan gidiyordu. Şimdi faiz artırımıyla birazcık yarının üstüne kompres yapıldı. Ama hala iç kanama var mı? Hafif, e, yaradan kan sızdırıyor mu? Diren bağlı mı falan? Bu sorunlar devam ediyor. Şimdi öyleyse Türkiye'nin bir kere e, kan grubu ne diye bakarsanız Türkiye hani genel alıcı bu noktada. Hani ne bulsa alması lazım. Kana ihtiyacı var, likitçe ihtiyacı var. Onu nereden alacak? Bir Yurttaşlarından alabilir, dolardan TL'ye çevirmesi için. Onun için güven ve faiz lazım birlikte. İkincisi yurt dışından alabilir çünkü yetmiyor insanlardan alacağı. Ama esasen ben bu hastalığı e, tedavi etmek için gerekeni yapacağım konusunda e, bir şey söylemesi lazım ki yoğun bakımdan çıksın. Şimdi e, geldiğimiz bu noktada kur ve faiz kur ve hisse senetleri aynı anda artıyor. Bunun nedeni gelen hisse senedi yatırımcısının Türkiye çok ucuz deyip kısa vadeli gelmesi olabilir mi sence? Yoksa uzun soluklu bir halini bekliyor musun hisse senetleri piyasasında? Yurt dışını da düşünerek soruyorum. Ya Hisse senetlerinin artmasının en büyük sebebi Artunç, hisse senetlerimizin ucuz olması. Yani hele döviz bazında baktığın zaman bugün işte TL olarak rekorlar kırıyoruz. Ee, ama e, döviz olarak yani e, döviz bazında baktığın zaman bizim e, re, döviz bazında o 5.1 sente gelmemiz için yaklaşık endeks olarak eski şeylerde 410 bin olması lazım endeks. Yani 4.110 olması lazım. E, 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 şu, şu anda e, işlem gördüğü e, noktalar biliyorsun. Hani 1350'nin üstündeyiz. 1400'e doğru gidiyoruz şu anda. Yani 140 bine doğru gidiyoruz. Yani neredeyse neredeyse hani 3 katından biraz daha az bir yükseliş gerekiyor döviz bazında yükselmesi için. Bir de aynı zamanda şimdi bizim endeks kendine göre çok ucuz kalmış döviz bazında bir de kendi ekibine göre yani gelişmekte olan ülkelerin sepetine göre de ucuz kalmış. Onun için aslında bir, burada daha çok bir değer e, alışı görüyoruz. Yoksa ekonominin e, hani bunu geçen gün bir iki kişi sordu yani hocam ekonomi toparladı da endeksler yine fırlamaya başladı yani bu daha çok bir değer alışı hani büyümeyle ilgili benim ekonomiyle ilgili endişelerim devam ediyor son çeyrek çok zor bir çeyrek olacak ve 2021 e, ilk çeyreğinde ekonomik anlamda iyi beklemiyorum onun için artık şöyle bakmak lazım bir trend var burada uluslararası bir trend var. Türkiye borsası ucuz kalmış ve unutmayalım normalleşme adımları da devam ediyor yani o beklediğimiz adımlar var ya onlardan önce birkaç olumlu adımların gelmesi işte swap adımları aktif rasyosun kalkması gibi işte Merkez Bankası'nın faiz artışı gibi ama şöyle unutmayalım faiz arttıkça da borsadaki cazibe azalacaktır yani genellikle şöyle bir korelasyon vardır faizler arttıkça, bir ekonomide yani bir piyasada borsadaki e, şey azalır. Çünkü senin alternatif getirini yükseldikçe borsadaki girme e, girmek cazibe azalır. Yani bugün işte faiz mevduat faizi 16 17'lerde. Şimdi düşün Artun fa, e, faizin %20'ye çıktığını düşün. Sen gelecek sene için borsada en az %25 30 beklemen gerekiyor. Şimdi mevduat 10 yüzde %20 borsa artışı yetiyordu. Ama senin garanti bir %20'nin varsa Niye yüzde %20 bekliyorsan borsada borsaya girmezsin. E, ee, onun için ben o cazibenin faiz arttıkça azalabileceğini açıkçası düşünüyorum. Ama şu andaki trend sanki bir süre daha en azından yıl sonuna kadar yukarıya gidecek gibi gözüküyor. Hedefleri de vereyim 1400 1420 orası çok kuvvetli gözüküyor. Orada biraz kar satışı gelebilir, biraz endeks dinlenebilir. Ondan sonraki seviye 1500 zaten herkesin söylediği hedef. Evet, hisse senedi değerlemesi yapılırken ki çoğu yatırımcı ben dahi hisse senedi değerlemesine çok bakmayıp ivmeye bakıyor olabilir. Mesela ben faizler artmaya başladığında 475 ile birlikte Türkiye'de hisse zamanı diye düşündüm. Çünkü bir normalleşme ve bu yabancı yatırımcı gelecek diye düşündüm. Ama esasen e, ekonominin normale dönmesinin ardından Normal işleyişin başlamasıyla birlikte dediğin gibi faizlerin artması, ekonominin yavaşlaması ve şirket karlılıklarının düşmesi anlamına geliyor. E ama şirket değerlemesinde kullanılan o iskonto oranları yani orta uzun vadeli faizler kısa vadeli faizler artarken eğer düşüyorsa bu da hisse senetleri piyasası açısından bir normalleşmenin ve gelecekle ilgili sürdürülebilir büyümenin bir nasıl söyleyeyim yansımasını beraberinde getirebilir. Bunlar önemli konular bunları konuşalım ama bir şey daha konuşalım. Atilla da geçen hafta dedi ki ben hisse senetleri piyasasında bir ay falan daha belki bir aşırı alım görürüz. Dünyada dahil, Türkiye'de dahil ama ben hisse senetlerimi satıyorum ve altın alıyorum dedi. Atilla Yeşilada dediği andan itibaren her zaman olduğu gibi önce tersi oluyor. Sonra <laughs> e, gideceği yere gidiyor. Gerçekten e, şunu söylemek lazım. Zamanlama ve insanların yatırım vadeleri çok önemli. Bir ay içerisinde bir düşüş gelebilir beklentisi var. Ama o bir ayda tabii piyasa ne kadar gider? Bir ay daha mı gider? Bir ay, iki ay daha mı gider? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilenler de sadece görüşlerini ifade ediyorlar. Sen ne olasılıkla önümüzdeki dönemde hisse senetleri piyasalarının bir aylık vadede düşmesini ve altının yükselmesini bekliyorsun ya da bekliyor musun? Böyle bir beklentin var mı? Yani şimdi hisse senetleri piyasaları şu anda Borsa İstanbul'u şöyle değerlendirmek lazım. Bardan dolu tarafını görmek istiyor herkes. Yani burada bir trend var. Burada bir değer alışı var. Yani ucuz kalmış. Yabancılar da biraz birkaç normalleşme gördükten sonra yaklaşık buraya hem tahvili hem hisse senedine yaklaşık biliyorsun 2 milyar dolar gibi bir pozisyon açtılar. Yani dövizlerini bozdular. Ondan sonra borsaya ve tahvile girmiş durumdalar. Yani bunu Sıcak para olarak değerlendirmek lazım. Yani e, Türkiye'de e, normalleşme devam etmezse bir yerden sonra bu tersine e, dönebilir. Yani e, ben gere bir kar satışı tabii ki bekliyorum endekslerde. Ama bunun belki de gelecek senenin e, başlarında e, olabileceğini. İşte ara ara satışlar tabii ki olacaktır ama böyle iyi bir kar satışını e, gelecek sene e, başında e, olabileceğini Ocak'ta e, bir kâr satışı olabilir global hisse senetip piyasalarında Doğru mu aynen. anlıyorum? Aynen. Yani hem global piyasalarda e, hem de Borsa İstanbul'da. Çünkü şu aşı konuları tabii aşılanma başlanacak ama ya yani bu çok hemen e, hızlı bitmeyecek yani ben işte yani işte Bill Gates'i dinledim. İşte aynen. 2022 diyor. Benden Sen de belki Aynen. Evet. Yani 2022 diyor. İşte Anthony Fauci hala yani 2021'in ikinci yarısı diyor falan filan. Ya yani onun için yani ekonomilerin de e, yani e, sadece bizim değil e, genç, e, geçmiş ülkelerde de e, sorun yaşayacağını düşünüyorum. Yani e, hala tamamen kapalı olmasa da biliyorsun e, yarım kapalı ekonomiler. Yani ise evet. yani bizde mesela lokantalar falan kapalı, Fransa'da da öyle o şekilde. Yani hala e, ekonomilerde bir yavaşlama e, göreceğiz Ama dediğin gibi oralarda biraz daha farklı. Orada faiz yok, faiz sıfır, başka e, bir getiri e. yok. Ben genellikle şöyle bakarım. 10 e, e, yıllık Amerikan faiziyle e, e, Bor e, şey S&P'deki getir aradaki getiriye bakarım. Yani bir bölü fiyat kazanç oranıyla 10 yıllık getiriye aradaki farka bakarım. Hala eee endeks getirisi Amerika'da 10 yıllıkların bayağı üstünde. Yani hala orada bir getiri potansiyeli var. Yani ben orada bir %5 yüzde %10 yüzde daha görüyorum. İşte 22, 25 pi fiyat kazançlıydı S&P 99 krizine girmeden önce şu anda 22'lerde yani %10 civarında hala mesela S&P'de ya da Dow'da bir şey var bir marj var eğer 99'a dönmemiz gerekiyorsa ama dediğimiz gibi piyasalar şu anda hala ayrışmış durumda ekonomiyle bir süre daha bu devam edebilir evet Kısa vadede olumlu hava devam edebilir. Kâr realizasyonu için gün sayıyoruz. İki tane endekse bakmak lazım. Yurt içinde Merkez Bankası faiz arttırımı konusunda faizi, reel faizi vermeye devam edecek mi? Bu, bu bir endeksimiz, kriterimiz. İkincisi de aşı hızı. Dünyada ve Türkiye'de aşı hızları çok önemli olacak. Çünkü biraz önce Murat'ın da söylediği gibi Bill Gates de bunu işaret ediyor. Aşı hızının tamamlanması dünya ekonomisinin tekrar normalleşmesi açısından önemli bir kriter olacak gibi gözükmekte. Buna zaman çok teşekkür ediyor. Bir altını da iki cümle istiyorsa altını Aha. yorumlayamadım. Altındaki fikrimi söyleyeyim bir dinlenmedeyiz altında. Yani dinleniyoruz çok soru geliyor çünkü. Ama ben altınla ilgili yani iki sebepten dolayı arkadaki bol likitte para dikması devam edecek. Hala yani bu likitte geliştiremeleri. İkincisi de bu kadar likitten arkasına bir enflasyon da geleceğin için muhtemelen altın e, tekrardan bir bir ara bir yükselişe geçecektir. Ama şu anda bir din, dön, dinlenme dönemi. E, ben altındaki trendin aşağı döndüğüne de açıkçası düşünmüyorum. Bazıları düşünüyor ama öyle bir düşüncem yok. Evet o da bu haftanın önemli konusu. 1870 seviyesini geçemedikten sonra 1850'nin altında kaldığı sürece acaba yeni dipler mi görecek? Yılbaşı tatili öncesinde tekrar yoksa 1850'yi kırıp yükseliş trendine geri mi dönecek? Bu hafta ve elbette 2021 bu açıdan altın açısından da çok belirleyici olacak. Murat Salman bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Ee, sana herhalde gömleği Cüneyt Paksoy alacak. Çünkü altının e, güvenli liman gömleği mi yoksa başka bir gömleği mi giydiği konusunda en belirleyici o. Murat Salman'ın <laughs> da hangi gömleği giyeceği konusuna Cüneyt Paksoy karar verecektir. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Herkese sağlıklı günler iyi günler